Herkese merhaba ben Tolga Özbek. Geçen hafta Milli Savunma Bakanı'nın Eurofighter alabiliriz sözlerinin üzerinden epey bir gelişme oldu. O videoya da büyük ilgi gösterdiniz. Teşekkürler. Şimdi Eurofighter konusunda bizim videonun üzerinde neler oldu o son gelişmeleri bir toplayalım. Bir de gündeme beraber bakalım. Geçen hafta Milli Savunma Bakanı Eurofighter alabiliriz dedikten sonra Türkiye'nin gündemine adeta Avrupa yapısı Eurofighter adeta düştü kamuoyuna tartışılmaya başlandı. Eurofighter, İngiltere, Almanya, İtalya ve İspanya 4 Avrupa ülkesinin beraber oluşturduğu bir konsorsiyum. 1980'lerde başlayan bir konsorsiyum. 90'larda meyvesini vermeye başladı. Soğuk savaş yıllarının konseptine göre başlanılan çalışmaların arkasından bugün uçak hala imalatta Trench 4 olarak adlandırılan 4. nesil diyelim uçağın Eurofighter'ın 4. nesil diyelim üretimi sürüyor ve bu dediğim ülkelerinde önemli bir hava gücünü oluşturuyor. Türkiye malum F-35 projesinden Amerika Birleşik Devletleri tarafından S-400 hava savunma sistemini almasıyla birlikte çıkartıldı. E, Türkiye'nin de gelecek nesil savaş uçağı projelerinde en önemli konuların başında kendi projesi milli muharip uçak Kaan geliyor. Peki Kaan'a kadar ne yapılacak? Türkiye dedi ki ben yaklaşık 1.2 milyar dolar para ödedim F-35 için. Aradaki o parayı benim 40 adet blok 70 F-16'ya ihtiyacım var. Ara modernizasyon içinde F-16'larımı e, Viper olarak kamuoyunun bildiği 79 adetinde bu modernizasyona tabi tutacağım. Ve bu parayı burada kullanmak istiyorum dedi. 2 yıldır. Amerikan Kongresi'nden bu olayla ilgili herhangi bir karar çıkmış değil. Türkiye'nin de ihtiyacı artıyor. Bir taraftan da işte jeopolitik olarak son iki yılda Ukrayna Savaşı malum e, Ukrayna ve Rusya arasında sürüyor. Aşağımız çok hareketli bir sürü olaylar var. Ve bu gelişmeler karşısında da Türkiye kendi hava gücünü güçlü tutmak istiyor. Ve masada da Eurofighter var. Şimdi Eurofighter adımıyla ilgili... Bakanın açıklamasından sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan o gün Almanya'ya resmi bir ziyaret yaptı ve üst düzey görüşmeler oldu. Bu görüşmelerin sonrasında bir basın toplantısı düzenlendi. Alman bir gazetecinin Eurofighter konusunu konuştunuz mu sorusunun üzerine de malum da orada bir parantez açalım. Eurofighter'ın önemli kullanıcılarından biri Suudi Arabistan 40 uçağı var. 48 adetlik ikinci parti alım için görüşmeler yapıyor. İngiltere, İspanya tamam diyor, İtalya tamam diyor. Almanya hayır dediği için bu ikinci satış gerçekleşememiş durumda. Benzer bir sıkıntı Almanya tarafından Türkiye'nin Eurofighter almasına da çok sıcak bakılmıyor. Soğuk bakılıyor ve muhtemel taş koyması muhtemel çünkü işte Türkiye'nin Altay tankının motorlarından birçok askeri projeye kadar Almanya ile savunma konusunda aramız iyi değil. Bir ambargo uygulanıyor Türkiye'ye karşı. Peki bu gelişmeler ışığı altında ne olabilir? Türkiye tabi masaya Eurofighter kartını çok ağır bir şekilde koyarak Amerika'yı bir yandan da sıkıştırmak istiyor. Bir yandan da hava kuvvetleri yapısında bir çeşitlendirmeye gitmeyi istiyor. Bu tabi kolay mı? Değil. Daha önceki videoda da belirttiğim gibi Türk Hava Kuvvetleri 1952'den bu yana savaş uçağı konsepti tamamen Amerikan yapısı. Bakım, eğitim savaş konseptleri bunlar her şey Amerikan standartlarına göre. Artık son yıllarda kendi mühimmatlarımızı da koyuyoruz ama Eurofighter demek yeni bir oyuncu demek. Buna da maliyetlerine katlanmak demek. Detaylarını bir önceki videomuzdan linki buraya bırakıyorum. Arkadaşlarımız bakabilir. Şimdi Eurofighter ile ilgili Türkiye ile ilgili tartışılan konulardan bir tanesi İngiltere Kraliyet Hava Kuvvetleri'nin de Trench 1 olarak adlandırılan bu Eurofighter'ların ilk versiyonu var. Hedef İngiltere'nin 2025'te bu uçakları emekli etmesi. Önce Türkiye'ye bu uçaklar sunulmuştu. Fakat o bugün son günlerdeki araştırmalara ortaya çıkan bilgilere göre Yeni Şafak gazetesinden Yahya Bostan'ın haberine göre Türkiye Eurofighter'ın Trench 4 olarak adlandırılan yeni modelini istiyor. İlk etapta planlanan uçak alım adeti 20. Daha sonra da opsiyon artı bir 20'lik paket var. Ve toplam 40 uçağın oluşturulması planlanıyor. Ve yine askeri kaynakların verdiği bilgiye göre Türkiye için masada sadece F-16 ve Eurofighter var. Bunun dışında işte Rusya'dan Su-35 alalım, Çin'den J-10, J-20 alalım falan gibi veya İsveç'ten e, Saab alalım gibi herhangi bir alternatifin masada olmadığı askeri kaynaklar tarafından yeni şafaktan Yahya Bostan'ın haberine göre konmuş durumda. Tranche bir sorusu çok fazla geliyor. Geçtiğimiz videoda çok fazla açıklamadık onu ama 2025'te emekli edilecek olan Tranche 1'ler ilk versiyon hava hava görevleri için özellikle geliştirilmiş ve özellikle de hava yer konusunda uçakların sıkıntısı var. Bu yüzden de bu uçakları modernize etmenin astarı yüzünden pahalıya geleceğini düşünen e, İngiltere İngiliz, İngiliz hükümeti bu uçakları satışa çıkarmış durumda. Fakat son günlerde İngiltere'de şu tartışma var. Aslında bu uçakların Kraliyet Hava Kuvvetleri'nin yedek uçakları olması giderek gündeme doğru geliyor. Şu an İngiltere'nin elinde farklı versiyonlara sahip toplam 107 adet Eurofighter var. Bunların bir kısmı Trench 2, bir kısmı da Trench 3. Ve İngiltere bu uçakları FGR-4 olarak adlandırıyor. Yaklaşık 2,5 milyar pound'a İngiltere bu uçakları modernize edecek. Spare olarak adlandırılan kapasitesi arttırılacak. Basitçe bunu söylemek gerekirse spare e, sahada yüksek hassasiyet ve etki seviyesi demek. Nedir? İşte standoff, yeni nesil silahların, mühimmatların, bomba ve füzelerin gibi farklı farklı hassas mühimmatları atabilecek kapasiteye kavuşturulması, kavuşturulması. Aviyoniklerinin yazılımların, yazılımlarının güncellenmesi. Bu konuda yavaş yavaş gündeme geliyor. İngiltere gelecek nesil hava kuvvet yapısını 107 adet Eurofighter'ı modernize ederken F35'leri var. Bunun yanı sıra ilerleyen yıllar içinde Tempest olarak adlandırılan 6. nesil savaş uçağını kendisi geliştirmek istiyor. Çift motorlu bir uçak bu. Bu uçak içinde farklı farklı ülkelerle anlaşmalar yapıyor ama bazen bazı ülkeler bu anlaşmadan çıkıyor. Farklı bir duruş sergiliyorlar. Bu da başka bir konu. Avrupa'daki bir önemli konuda Fransa ve Almanya'nın birlikte geliştirmek istedikleri bir başka 6. nesil uçak projesi. Onlar da kendi ayrı bakışları var. Burada da aynı bizim Milli Muharip Kağan'da olacağı gibi Kızıl Elma ve Anka'nın bu sisteme entegre edilmesiyle insanlı bir uçak yanında insansız olacak e, uçacak drone sistemleriyle böyle bir konsept üzerinde çalışıyor. Peki Almanya'nın bu soğuk yaklaşımına orada artık 3. nesil olan, Türkiye'den göç etmiş, bir kısmı Alman vatandaşı, bir kısmı halen çift vatandaşlığını koruyan Türkler ne diyor? Çünkü onlar arasında da çok sayıda e, havacılık konusunda mühendislik eğitimi almış, kendi sistemlerini geliştirmiş olanlar var. İşte onlardan biri de Berkant Bey. Berkant Bey'i hatırlayacaksınız. Plazma konusuyla ilgili, Berkant Yüksel'le ilgili bir röportaj yapmıştık sizlerle. Bu gelecek nesil uçuş teknolojileri ve sistemleriyle e, önemli bir teknoloji. Berkant Bey de şuna dikkat çekiyor. Diyor ki LinkedIn'den bunu paylaştı. Ben Google Translate yardımıyla bunu çevirdim. Almancası daha iyi olanlar daha detay koyabilir. Aşağı yukarı şunları söylüyor. Almanya kendi çıkarları için Türkiye ile Milli Muharip Uçak Kaan ve Anka 3 için birlikte çalışmalıdır. Alman hükümeti kendi halkının güvenliği ve refahı ...diğer çıkarlardan daha önce gelmelidir. Ee, Alman siyasetçiler İsrail'in genişleme çabaları ile aralarına mesafe koymalılar. Alman siyasetçiler istikrar için zorlu bir yolda yürüyen Türkiye'nin bu adımlarına saygı göstermeli... ...ve bu konuda bir işbirliği yapılmalı diyordu. Bu da çok enteresan bir yaklaşım. Ee, bakalım bu iş nereye doğru gidecek? Ben de açıkçası merak ediyorum ama Eurofighter konusundaki son gelişmeler bunlar. Bir başka önemli test süreci de sık sık e, Baykar'da e, bu gelişmelerle ilgili işte video paylaşıyor, testleri paylaşıyor. TB3 biliyorsunuz TB2 ile çok önemli bir taktik İHA sistemi dehşet bir ihracat başarısı yakalamış durumda. TB2'den Baykar çıtayı daha yukarıya koydu. Akıncı geldi. Akıncı'dan sonra jet motorlu Kızıl Elma geldi. Arada da TCG Anadolu için tasarlanmış TB3 var. Biliyorsunuz TB3 T tarafından geliştirilmiş PD 170 motorların motorunu kullanıyor. E, kanatları katlanabilir. Bu güverte iniş kalkış özelliğine sahip çok yenilikçi bir İHA sistemi olacak. O İHA sistemiyle ilgili de 8. test gerçekleşmiş durumda. Bir önceki uçuş orta irtifa testiydi. 18.000 fit yani üçe böldüğümüz zaman yaklaşık 6.000 metreye yakın yüksekliğe çıktı. 10 adet Touch and go yaptı. Touch and go nedir havacılıkta? Bir yaklaşma yaparsınız. Tekerleklerinizi koyarsınız. Touch yani piste temastır bu. Tekrar pilot gaz açar. Tekrar hızlanır ve havalanır. Touch and go yani iniş kalkış çalışması. 10 adet iniş kalkış çalışması yaptı. Bu da çok önemli. Çünkü bu İHA güverteye inecek. Çok kısa süre mesafede durması ve kalkması gerekiyor. Bunları yaptı. Bunları gerçekleştirdi. Ve bunlar da giderek önem kazanıyor. Baykar'ın yönetim kurulu başkanı Selçuk Bayraktar da bunları bizzat paylaştı. Paylaşırken de şu ifadede bulundu. Biliyorsunuz Baykar bir taraftan Amerikalı General Atomics'in yaptığı Mojave İHA sistemiyle bir rekabet içerisinde. Mojave'de geçtiğimiz günlerde İngiltere'ye ait Kraliyet Donanması'na ait uçak gemisine iniş yaptı ve kalkış gerçekleştirdi. Bu çok önemli. Mojave benzer özelliklere sahip büyük kanatları var havada e, tutunabiliyor düşük süratlerde çok kısa mesafelerden karadan ve deniz platformlarından inip kalkacak. Selçuk Bey şunu dedi açıklamasında aramızda bir teknoloji yarışı var Amerika bence diyor bir gösteriydi bu gösteri uçuşu yaptı henüz daha uçak gemilerinden operasyon yapmaya hazır değil. Şimdi TCG Anadolu'nun güvertesiyle bir uçak gemisinin güvertesini karşılaştırdığınız zaman arada gerçekten bir mesafe var. Bizim gemi daha kısa piste sahip. O yüzden e, o da dedi muhabede 2024'de aslında hazırlanıyor. TB3 ile biz yarışa hazırız. TB3 muhtemel sene sonuna kadar bu test programını hızlı bir şekilde tamamlayacak. Arkasından da 2024'te TCG Anadolu'nun üzerine iniş kalkış çalışmaları başlayacak. Bu da başka bir şey. Ben eminim ki TB3 e, denizcilik açısından yeni bir bakış getirirken diğer taraftan bu uçağın kara versiyonuna da ilgi olacağını açıkçası ben düşünüyorum. Bunda tabi bir milli hava aracının milli motorla uçması da çok çok önemli bir konu. PD-170 biliyorsunuz Anka'yı uçuruyor, çift motorlu Aksungur'u uçuruyor ve arka arkaya rekor kırıyor. TB3 ile birlikte üçüncü hava aracı bu da çok çok önemli. Peki... Geçtiğimiz günlerde hatırlayacaksınız PD 70'in hikayesini sizlerle paylaşmıştım çok büyük bir ilgi görmüştü. Arada da PD 170'in yaklaşık 170 beygir güç üretiyor. Bir büyüğü. PD 222 biraz böyle değinmiştim. bir sürü izleyicimiz de PD 222 neden TV 3'te kullanılmıyor sorusunu bana sordu. Burada da basitçe bir cevaplamak gerekirse şimdi bu motor aslında Tusaş tarafından T-Tusaş Tusaş'ın TUSAŞ motor sanayi yani TEY tarafından Akıncı'nın piston motorlu versiyonu için geliştirildi. Akıncı'nın 3 farklı modeli var. Birincisi Ivchenko Ukraynalı şirketin verdiği turboprop motorlu uçan modeli. Bir ikinci model Pratt Whitney Kanada'nın PT6 turboprop ile uçan biraz daha taşıma kapasitesi süratte artmış PT6'lı modeli. Bir de üçüncü modeli planlanıyordu piston motorlu. Bunun için TEI PD222 geliştirdi. Yer testlerini yaptı ve Baykara teslim etti. Fakat Akıncı'nın hizmete girmesiyle birlikte biliyorsunuz bunlar şekilleniyor. Nasıl şekilleniyor? Yaptığınız operasyon boyutunca bunlar şekilleniyor. Ee, Akıncı için daha yüksek güç üreten motor tercih edildi ve isterler bu şekilde oldu. Özellikle taşınan ağır mühimmatlar bunun nedeni. Hafif bir mühimmat takılması, Ah, havada çok uzun süre kalınması gibi durumlar olduğu zaman piston motorlu kullanılacaktı ama şu an e, odaklanılan bu iki turboprop model. Şimdi diyorlar ki arkadaşlarımız TB3'te neden PD222 kullanılmadı? Şimdi buradan hadi otomobillerden örnek verelim. Mahmut Akşit Hoca, Profesör Doktor Mahmut Akşit Tey'nin genel müdürü çok güzel örnek veriyor. Ben de ondan biraz kopya çekeyim bunu. E, düşünün arabanız var artık yeni nesil 1000 motor, 1000 cc, 1100 cc motorlar var. Çok ekonomik az yakıt harcıyor, deposu ufak, az parayla çok uzun yola doğru gidiyorsunuz. Ama siz yük taşımak, örneğin bir binek arabanızın arkasına karavan takacaksınız. 1600 motor, işte belki 1800, 2000 motorlar alabiliyorsunuz. Paranız bolsa, ülkede petrol de ucuzsa oturup tabii ki 4200 cc'lik bir motor alabilirsiniz. Şimdi T'yi aynı boyutta motor PD-170 geliştirdi. Bu motor 170 beygir, PD-222 de 225 beygire kadar güç üretiyor. 225 beygir demek daha fazla yükü taşıyabilirsiniz. Ama yakıt sarfiyatınız yükselmeye başlıyor. Yani havada kalacağınız, yakıt tankından alıp kullanabileceğiniz havada kalış süreniz kısalmaya başlıyor. Bu bir görev seçeneğidir. Uçak hizmete girer. Bunlarla ilgili isterler, taşınan yükler, atıyorum yeni bir pot geliştirir, yeni gibi bir mühimmat, daha fazla bir şey istenir. Bunları öngöremiyorsunuz. Operasyonda görmeniz lazım. Çünkü Türk Silahlı Kuvvetleri gerçekten dünyanın çok önemli ARGE merkezlerinden bir tanesi. Bu ister gelir motorunuz hazır. Şimdi motor neden önemli? Anka 3'e geçiyorum buradan. Bana çok fazla sorulan sorulardan bir tanesi de Anka 3 neden daha ilk uçuşunu yapamadı? Şimdi motorunuz hazır. Yerli motorunuz. Haklarınız var. İstediğinizi yapıyorsunuz. Mühendislerin elleri rahat, hızlı bir şekilde hareket ediyor. Ama siz taşıma suyla değirmen çeviriyorsanız, yani nedir mesela? Kızıl Elma'da Ukrayna motoru var. Ne kadar verimli bu motor. Bu motor isterlerinizi karşılıyor mu? He dediğiniz zaman Ukrayna'dan motor gelebiliyor mu? Bunlar çok önemli durumlar. Aynı motordan Anka 3 de kullanıyor. Şimdi bunlarla ilgili bunlar sadece bir, herhangi bir duyum, konuşma, resmi bilgidir. Ben dışarıdan yansıyan resmi size veriyorum Anka 3 ile ilgili. Birincisi motor temini ile ilgili sıkıntılar olabilir. Bunlarla ilgili yeni bir adım bekleniyor olabilir. İkincisi şimdi kızıl bakıldığı zaman çok stabil uçabilecek çok güzel bir tasarım üzerinden yürümüş durumda. Anka 3'te uçan kanat konsepti var. Uçan kanadı uçurmak çok kolay değil. Çünkü dikey stabilizeniz yok. Bu çok önemli bir denge unsuru. Çok önemli bir kumanda gücü veriyor pilota. Daha rahat uçurulmasını sağlıyor. Ama kuyruğu koymadığınız zaman radara görünülüz düşüyor. Ve çok büyük bir avantaj veriyor. Bu yüzden çok zorlu bir tasarım. Burada da ben daha önceden Anka 3 pilotlarımızın yaptığımız röportajı buraya linkini bırakıyorum. Oradan da daha fazla detayı görebilirsiniz. Oradan tıklayın. Bu işin hiç de kolay olmadığını görün. Şimdi birçok sistemde Anka 3'te yazılım söz konusu. Yani herhangi bir uçağın eksikliğini, kumandayı verecek olan yazılım sistemi kapatıyor. E bunlarla ilgili testler devam ediyor. Bunların olgunlaşması lazım. Şunu sakın unutmayın. Havacılıkta her şey emniyetli olduktan sonra bu ilk uçuşlar uçuş testleri yapılır. Arada sıkıntılar çıkabilir. Bunlar aşılacak. Çok zor bir proje. Ben mühendislerime, mühendislerimize güveniyorum. Onlara çok saygı duyuyorum. Ve bu işlerin de kısa zaman içerisinde çözüleceğini ve emniyetle uçup kısa süre içerisinde Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine gireceğini düşünüyorum. Başta motor demiştim. Motor konusunda TEİ'nin TF6000 serisi motoru geliyor. 6000 libre güç üretecek bir motor bu. Bu motor geldikten sonra işte o zaman Kızıl Elman'ın o zaman Anka 3'ün eli çok daha rahatlayacak. Ama bunu yapabilmek için önümüzde bir 4-5 yıllık süreç var. Geçici olarak Ukrayna motoru sonra TF6000 diyoruz. Bunun olgunlaşması lazım. Şimdi bu motoru daha önümüzdeki aylarda çalıştıracak. Çalıştırdıktan sonra testler yapılacak. Binlerce saat süren testler. Sonra belki onu bir farklı bir platformla havaya çıkartıp belki test edilecek. Ondan sonra hava araçlarımızda bunlar kullanılacak. Az sabır e, bu işler biraz sabrede de oluyor. İşte bakın kaç yıldır Amerika Mojave olarak adlandırılan o İHA'yı çalışıyor. Ne olacak? Amerika dünyanın en büyük havacılık ülkesi. İki dakikada yapar değil. Önemli olan görevin yapılması. Bir de şimdi motoru koyuyorsunuz milyon milyon dolar o hava aracı. E ya havada dursa motor düşürse o hava aracını. Bırakın onu savaş zamanı görevini yapamadığı zaman ne olacak? O yüzden motorun kendini ispat etmesi çok çok önemli. İşte bu yüzden TB3'te PD-170 kullanılıyor. PD-170 kendini Ankara Aksungur'da ispat etmiş bir motor. Bu da önemli bir durum. İşte motordan Eurofighter'la başladık. TB3 dedik. PD-222 dedik. Ve Tabii ki e, burada da Anka 3'ü de sizlere bilgi olarak vermiş olduk. İnsansız deniz araçları, idalar silahlı oluyor. SIDA silahlı insansız deniz araçları. Bu konuda Türkiye birkaç yıldır Savunma Sanayi Başkanlığı'nın çok büyük bir çabasıyla farklı farklı imalatçılardan farklı farklı modeller ortaya çıkmaya başladı. Türkiye'nin denizde zaten altyapısı, mühendisliği, çalışmaları gayet iyi bu araçları kumanda edecek sistemler e, mevcut gemilerle, deniz karakol uçaklarıyla, denizaltılarla birliklerini sağlayacak yazılım ve sistemler, haberleşme sistemleri de mevcut. Ve hızlı bir şekilde bunlar üretildi. Deniz kuvvetlerine verildi. Şimdi üretmekle bitmiyor iş. Siz o insansız deniz aracını, bu bir tüfek de olabilir. İşte milli muharip uçak gibi milyar dolarlık da bir proje olabilir. Önemli olan bunları alıp entegre edebilmek, görevi ortaya koyabilmek, işte torpil mi atacak, elektronik karıştırma mı yapacak, kamikaze olarak mı dalacak bir yere, gidip çok hassas füzeler mi atacak, işte bu görevleri oturtmanız lazım. Yani işin kurmaylık tarafını çizmeniz lazım. Bunlarla da ilgili deniz kuvvetleri çok çok önemli çalışmaların çok önemli bir bölümünü tamamladı. Ve yıl sonundan itibaren Türkiye'de üretilen insansız deniz araçları, silahlı insansız deniz araçları envantere girmeye başlıyor. Bunlarla da ilgili çok çok önemli bir gelişme bu. Peki Türkiye'de hangi sistemler var? İsterseniz biraz da o sistemlere bakalım. İlk olarak bu işte ilk adımı atan Meteksen savunmayla Antalya merkezli Ares'in oluşturduğu ULAK. ULAK'ın bir standart versiyonu 2021'de ilk olarak denize indirip testlere başladı. Atışlar gerçekleştirdi. Arkasından Ula Kama olarak adlandırılan ikinci modeli geldi. Ula Kama Kamikaze bir taraftan. Bu çok önemli. Burada son yıllarda çok çok önemli gelişmeleri Meteksan Savunma ve Ares atmış durumda. İkinci büyük oyuncu Aselsan ve Sefine'nin oluşturduğu bir aile. Marlin ailesi. Marlin bu yıl ilk defa Marlin Kuzgun füzesini ateşlemişti hatırlayacaksınız. Geçen de Marlin NATO tatbikatına katılmış ve insansız deniz araçlarının oluşturduğu bu tatbikatta da çok ciddi bir sükse yapmıştı. Şimdi bir başka iki imalatçının üreticinin geliştirdiği model Mir İda. O da torpil attı biliyorsunuz. Bir de tabi Albatros S var. Kamikaze. Ee, o da geçtiğimiz günlerde bir teste kullanıldı ve kendini ispat etti. Bu sistemler envantere yavaş yavaş giriyor. Çok önemli. Diğer taraftan Dersan tarafından üretilmiş Salvo var. Salvo da biliyorsunuz Cirit atışını başarıyla gerçekleştirmişti. Bu da Ida oyuncuları arasına ve Sida oyuncuları arasına girmiş durumda. Gelelim Havelsan tarafına. Havelsan'ın ortağı burada Yonca Onuk'tu. Biliyorsunuz geçtiğimiz aylarda Yonca ve Onuk ortaklıklarını ayırdı. Şu an Yonca üzerinden Havelsan çalışmalara devam ediyor. Ve geliştirilen Sancar sistemi var. Sancar'ın en büyük avantajı Advent kullanabilmesi. Advent nedir? A destekli veri entegre savaş yönetim sistemi. Advent sayesinde bu Havelsan'ın geliştirdiği bir sistem. İşte milgemlerimizden farklı platformlara kadar Advent kullanılıyor. Advent e aynı zamanda da Havelsan ihraç etme ihraç etme başarısı göstermiş durumda. Burada bu sistemle birlikte özellikle Sancar'ın çok önemli bir adımı oluşmuş oluyor. Sancar diğer sistemlerle ortak görev yapabiliyor. Sancar'ın ana görevi C4 Ayasar olarak adlandırılıyor. Havelsan'ın geliştirdiği sadece bir İda Sida değil, aynı zamanda Dey Kida olarak adlandırılan Çaka Kamikaze sistemi de geliştirmiş durumda. Bu sistem gerektiğinde suyun altına dalıyor, gerekirse su üzerinden çok hızlı giderek hedefini takip edip buluyor ve dediğim gibi diğer sistemlerle birlikte görev yapıyor. Savunma sanayinde genellikle şu hata yapılıyor. Sadece bir işte F-16'ya bakılıyor. Hayır F-16 tek başına veya F-35 değil. Sizin havadan yakıt ikmali uçağınız var mı? İhbar kontrol uçağınız var mı? Pilotlarınız ne kadar eğitimli? Diğer İHA sistemleriyle görüşebiliyor mu? Aynı şekilde denizde de bunlar önemli. Bir konsept ortaya koyabiliyor musunuz? Bu konsepti yaşatabiliyor musunuz? Farklı farklı gelişmelere karşı o silahı farklı olarak o gün kullanabiliyor musunuz? Bunları ortaya koydukça paradigmalarda adım atılmaya başlanıyor. İşte bu konularda Savunma Sanayi Başkanlığının oluşturduğu akım çok önemli. Burada verilecek doğru kararlar geleceği iyi görebilmek, bu işlerin rotasının çok düzgün çizilmesini sağlıyor. Biliyorsunuz bunlarla ilgili İHA'lardan sonra deniz üstü platformlarıyla ilgili Savunma Sanayi Başkanlığı önemli bir rota çizdi. Bunun da biliyorsunuz bir sonraki adımı insansız kara araçları bu konuda da çok çok önemli gelişmeler söz konusu özellikle meskun muhal gibi operasyonlarda insansız kara araçların önemi bir kez daha ortaya çıkıyor ama sonuçta siz bu sistemleri alıyorsunuz yazılımın sizin olması lazım bunları birbiriyle konuşturabilmeniz lazım birlikte hareket ettirebilmeniz lazım işte dijital birliklerinde temelini bu tür sistemler oluşuyor. Evet bugün e, savunma sanayinin gündemiyle ilgili şöyle farklı farklı konuları size anlatmaya çalıştım. Gündem çok hızlı, bazen yetişemiyoruz. E, bu umarım bu bilgi güncellemeleri sizlerin projelere bakışlarıyla ilgili e, yaklaşımını daha olumlu ve farklı olarak bakmanızı sağlayacağını umuyorum. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar herkese sağlıklı ve mutlu günler dilerken bu arada çok teşekkürler. Abone oluyorsunuz. Abone sayımız hızla artıyor. 2024'de 300.000 abone hedefimiz var. Yavaş yavaş yaklaşıyoruz. Yaklaşık 5500 kadar eksiğimiz var. Lütfen abone olmayanlar abone tuşuna bassın. Ve kanalımızı gelişmeleri öncü olarak takip edin. Verdiğiniz destekler için de çok çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.